Sayın Hüseyin Yıldırım, merhabalar muhtarım. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Kara Samsun'umuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir çalışmanın içinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi siz Kara Samsunlu olup Kara Samsun'u gerçekten çok seven, yaptığınız işe de inanılmaz sevgiyle, saygıyla ve hala aslında büyük bir heyecanla sarılan muhtarlardan birisiniz. Sizi gönülden kutluyorum. Teşekkür Bölge ederim. İnsanlarının sizinle olan ilişkilerinde ve sizler hakkındaki söyleşileri biz araştırdığımızda yoktur ki bir insan sizin için şöyle böyle desin ya da yanlış desin. Herkes tarafından büyük takdir görüyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı da sizi gönülden kutluyorum. Ben şimdi sizin buradaki hizmetlerinize değinmeden önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Hüseyin Yıldırım kimdir? Bu işe girerken nasıl bir duygu ve düşünceyle başladınız? Bugünlere gelişiniz. Efendim bu işlere başlarken 99 yılında Allah razı olsun bir meclis üyeliğimiz oldu. O meclis üyeliği dönemimizde buradaki imar çalışmaları yapılan yerlerin, imar yollarının açılımı, altyapı çalışmalarının yapımı ve o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlk Adım Belediye Başkanımızdan olan diyaloglarımızdan dolayı burada çok büyük bir atılım yaptık. Atılım derken burada buranın kalkınması için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bunu ya düşünerek arkadaşlarımız, bir ekibimiz vardı bizim. Ekibimize düşünerek bir eğitim kampüsü projesi geliştirdik. Tabii buna bürokratlarımız da destek oldular. Bir eğitim kampüsü projemizi gerçekleştirdik. Şu an Köksal Ersay'ın, Baruthane Ortaokulu'nun, Ziya Esen Anaokulu'nun olduğu 43 dönümlük bir alanın, şimdi uzun sürede onun şeyini yapmaya gerek yok, orayı kazandırarak 13 dönümde bağış alarak orada büyük bir komplek kurulmasına vesile olduk. Ondan sonra burası kalkındı gitti. İyi. Bu ilk adımdan sonra büyük bir teveccüh görmeye başladınız ve muhtar adaylığınız devreye girdi. Ondan sonra 5 yıl eğitim kampüsünü yaptıktan sonra ondan sonra muhtarlık. Ve bugün 3. dönem. 3. dönemim muhtarlık efendim. Peki. Bölgeyle ilgili biraz sizden bilgiler almak istiyorum. Büyük bir gelişim gösterdi. Bugün Kara Samsun gerçekten Samsun'un belki de yeni yeni keşfedilen ama çok büyük talep gören yerlerinden de biri haline döndü. Biraz buranın imar ve bugünkü şartları hakkında da bilgi alabilir miyim? Evet. Şimdi burası gerçekten yani bırakılmış, yani ne derler ona, mağdur edilmiş bir bölgeydi. Burasını iyi şey yapınca, tanıtımını yapınca eğitim kampüsü bizim için bir referans oldu. Kesinlikle. Ondan sonra bina, burasını imar hakkını şeyini değiştirerek, mesela parselleri bir işte yukarıya mimariyi verince burası birden kalkındı. Çok çabuk gelişti ve bugün ulaşılmaz bir yere geldi. Ha buraya şeyler de geldi. Şu an işletmeler de gelmeye başladı. Marka firmalar gelmeye başladı. Şu an şimdi siz soracaksanız ben hemen söyleyeyim vakit şey yapmak için. Buraya yatırımcıların gelmesi biraz da diğer yatırımcılar, diğer sektörleri de buraya getirir. Mesela örneğin şu an bir banka şubesi arandığını biliyorum. Herhalde postane yerleri arandığını biliyorum. İki tane sağlık ocağımız var mahallemizde ve yetmiyor. Şimdi üçüncü bir sağlık ocağı da gerekiyor. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Buraya şimdi artık burası inşaata doydu, şeye doydu. Buraya şimdi mesela değişik yatırımcılar. Mesela buraya bir hamam kültürümüz, bir tarihi hamam ben düşünüyorum. Onu bir iştirakçıyla görüşüyorum. İnşallah olursa o. Ve bazı çok güzel mesir alanlarımız var. Burada değişik projelerimiz var. Allah razı olsun. Bazı projelerimizi belediye başkanlarımız tabii bütçeleri olduğu sürece yardımcı. Bizde yani ve marka şeyler buldum. Biraz pahalı uğraşlar oluyor. Kesinlikle. Örneğin teleferik gibi. Buradaki bazı işletmeler gibi bayağı şey. Ve yeni projelerimizde de burada bir salıncaklı bir yer var. Güzel bir yerimiz var. Onu belediye başkanımıza projelendirip anlatabilirsek, onu da yaparsak buranın kat kat şey katacağına inanıyorum. Artacağını düşünüyoruz. Değerlerinin artacağını düşünüyoruz. Şu an yerleşik nüfusu nedir efendim? Karasal. 17 bine yakın yerleşik nüfusumuz var. Dışarıdan bayağı gelenler var. Şimdi dışarıdan derken burası gelince daire sahibi olanlar var. Buraya kiraya pek az gelen var. Genelde hep daire sahipleri. Daire sahipleri, mülk sahipleri kendileri burada oturmakta. Evet efendim. Çok sakin, elit bir yer olduğu için herkes burayı tercih ediyor. Şimdi sizinle yaptığım özel sohbet esnasında bölge insanlarının size olan sempatisinin, sevgisinden bahsederken özellikle gençlerin size olan sevgisi, biraz onların siz aslında spor kompleksler, onlarla ilgilendiniz, burayla ilgili tesisler yaptınız, mücadele ettiniz, tevazu gösterdiniz, iyi niyet gösterdiniz, yatırımlar yaptınız, maddi manevi desteklediniz, bugünlere geldiniz. Ama bununla ilgili de zaman zaman sıkıntılar yaşadınız, yaşamaya da devam ediyorsunuz. Şu an sanıyorum kulübü kardeşiniz devam ettiriyor. Siz çok güzel şey yakaladınız. Evet, Kara Samsun Spor olarak bir takım kurduk. Biz önce şey amatörce kurduk ama
Kurduğumuz sene şampiyon olduk. Bir sonraki sene yine şampiyon olduk. Amatör, süper amatör, birinci amatör derken şu an Bal Ligi'ndeyiz. Hmm. Ve bir mahalle takımının Bal Ligi'ne gelmesi gerçekten olağan dışı bir şey. Tabii o kurumsal firma şeylerin içinden çıkıp da Bal Ligi'ne çıkmak çok güzel bir şey. Bunun için niye yaptık bunu? Çünkü spora eğilim vardı. Talep var ama imkan yoktu. Biz bir o imkanları sağlamış olduk. Şimdi mesela ben sokaktan 2-3 tane çocuk aldığımı hatırlıyorum. Onlar bugün bak dış kulüpler istiyor. Yani bu spora sahip çıkılmalı. Bu gençlere sahip çıkılmalı. Biz bu desturla işe başladık. Şu an çok güzel yol aldık. Evet, biraz dışarıdan destek olmayınca maliyetli bir şey oluyor. Taşın altına elimizi soktuk. Biraz elimiz uzun gitti ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bundan siz da son derece olsun. İyi niyetle bu işe bir adım attınız, başladınız. Aynen öyle. Bu da bu şekilde efendim devam ediyor. Bugün sizin bıraktığınız yerden kardeşiniz sanırım evet, devam edecek. Devam yarın diğer dostlarımızdan biri. Çünkü Allah razı olsun. Herkes... Bölgenin insanları gerçekten fedakar. Evet. Biraz evvel de söylediniz. Yani 13 dönüm siz bağış. 13 dönüm bağış. Evet, eğitim kampı 13 dönüm bağış. Bugün trilyonlarla ölçülmez ama kesinlikle. Bakın çoğu vefat etti, onların eserleri orada yaşıyor. Biz bu disturla yani. Hı hı. Bir eser bırakan amel defteri kapanmaz diye süre gittiğimiz için biz bunu iyi yaptık. Allah razı olsun onlara. Ölenlere Allah'ım rahmet eylesin. Son olarak bugünlere gelmenize vesile olan değerli seçmenlerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Şimdi tabii seçmenlerim gerçekten çok elit insanlar. Sağ olsunlar. Bizi takip etmeye devam etsinler. Hepsinin yani gereği yapılacak hepsini. Allah onlar bize güvenmeye devam etsin. Biz aynen bize düşenin çok daha fazlasıyla yapmaya taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz diyoruz. Aynen. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim. Dolayısıyla da bölge olarak kazancınız, rızkınız, bereketiniz de bol olsun. Çok diyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz.